ABB TV ekranlarına hoş geldiniz. Başkentin Parlayan Yıldızları programının yeni bölümüyle sizlerleyiz. Programımızda bu hafta Türk futbolunun yetiştirdiği önemli yıldızlardan Alper Pot'u ağırlıyoruz. Alper Bey, öncelikle teklifimizi kabul edip programımıza yer aldığınız için teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz yayınımıza. Ben de teşekkür ederim. Hoş bulduk. Alper Bey, Türk futbolunun yetiştirdiği önemli yıldızlardan birisiniz. Futbolculuk kariyeriniz nasıl başladı? Bize bundan bahsedebilir misiniz? Futbolculuk kariyerim öncelikle mahallemde, sokaklarda, sabahtan akşama kadar, hani bizim zamanların olduğu gibi akşam ezanıyla beraber eve girerdik. Öyle sokaklarda, mahallede başladı diyebilirim. Daha sonrasında ilk lisansım olarak babamın tayin nedeniyle bir Eskişehir'in Çiftçiler ilçesine yerleşmiştik. Ben normalde Afyon, Bolvadin doğumluyum. Babamın işi nedeniyle Çiftçiler'e yerleştik. Orada okul takımı ve Çiftçiler Spor'da başladım. Daha sonrasında Çiftçiler Spor'da oynarken Eskişehir Spor'un dikkatini çekip Eskişehir Spor'a transfer oldum. Böylelikle başlamış oldum. Eskişehir Spor'da oynadığınız futbolla dört büyüklerin dikkatini çektiniz ve Fenerbahçe'ye transfer oldunuz. Teklifi ilk duyduğunuzda tepkiniz ne oldu? Bize bu süreçten bahseder misiniz? O dönem birçok transfer teklifi almıştık. Hem kulübüm hem ben, menajerlerim. O zamanki şartlar doğrultusunda hem kulübümün, Eskişehir Spor'un hem de benim menfaatlerim doğrultusunda Fenerbahçe'yi tercih ettik. 7 yıl boyunca da Fenerbahçe'de forma terlettim. Peki Fenerbahçe döneminde unutamadığınız bir maç veya unutamadığınız bir gol var mı? Çok maç var. Şimdi 1-2 maç söylersem belki şey olur ama ilk aklıma gelenleri söyleyeyim. Bir iç sahada Manchester United'ı yenmiştik 2-1. O maçı söyleyebilirim unutamadığım maçlardan. Unutamadığım gol bir Trabzonspor maçı var 2-2. Güzel bir gol atmıştım. Bir de Kasımpaşa'ya çok güzel bir gol atmıştım. Bu iki golü söyleyebilirim. Bu yaz döneminde Ankara Gücü'ne transfer oldunuz. Ankara Gücü'nde hedefleriniz nelerdir? Milli takıma yeniden seçilmek ve Avrupa'da oynama hayaliniz var mı? Evet, bu transfer döneminde de gerçekten çok elimizde seçenekler vardı. Ama Ankara Gücü camiasının büyüklüğünü, işte başkanımızın, hocamızın yaklaşımından dolayı Ankara Gücü'nün çok güzel bir projesi var Ankara Gücü'nün. Buna inanarak buraya geldim. Tabii ki hedeflerimiz var. Şu an yeni takımız. İnşallah 1-2 hafta içinde onu toparlayacağız. Yani gün geçtikçe daha iyi oluyoruz. 1-2 hafta içinde de hani galibiyetler gelmeye başlayınca gerçekçi hedefimizi koyacağız. Peki Ankara Gücü taraftarı hakkında ne düşünüyorsunuz? Ankara Gücü Türkiye'nin Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'den sonra en büyük camiası. Bunu zaten buraya geldiğimiz deplasman maçlarında da taraftarlarımız çok hissettiriyorlardı. Türkiye'nin her futbolcusu buranın taraftarının ne kadar ateşli ve bağımlı olduğunu çok iyi biliyor. İnşallah taraftarların da gelmesiyle Covid'den dolayı tribünlerin açılmasından sonra bize çok büyük etkisi olacağını düşünüyorum. Onlarla beraber güzel günler göreceğiz. Alper Bey, her ne kadar Ankaralı olmasanız da Ankara'nın sizin için önemi nedir? Ankara'nın önemi tabii Türkiye'mizin başkenti. Yani bizim açımızdan değil, Türkiye olarak çok önemli bir konumda Ankara. Hani şu an konuşmak için erken belki ama hani hiç yani dünyada nadir olan ülkelerden Türkiye'de sadece başkentten bir şampiyon çıkmadı. İnşallah bunları önümüzdeki zamanlarda dile getiririz. Hani şu an dile getirmek için çok erken. Çok güzel bir proje var burada. İnşallah taraftarımızın desteğiyle bunu gerçekleştiririz. Avrupa'da severek takip ettiğiniz bir lig veya takım var mı? Bayern Münih Alman ekolünde çok güzel yerde ama ben çok Alman ligini takip etmiyorum. Daha çok takip ettiğim İngiltere, hani seyir zevki açısından da İngiltere ligini takip ediyorum. Yani İngiltere Premier Ligi diyebilirim bu soruya. Peki Cristiano Ronaldo mu, Lionel Messi mi? Evet, bunun tartışmasını arkadaşlarımızdan da çok yapıyoruz. Benim tercihim her zaman Messi. Messi. Peki Alper Bey, yabancı sınırlaması hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce sınırlama getirilmeli mi yoksa sınırsız yabancı mı olmalı? Evet, bu soruda aslında biz Türk oyuncuların çok üzerine geliyor bu olayla ilgili. Zaten bunu herkes tartışıyor. Ben kendi şahsi düşüncemi söyleyeyim. Katılan olur, katılmayan olur. Yabancılar gelsin ülkemize. Bize katkılar olsun, kulüplerimize katkılar olsun başarılarda. Ama ben serbest olmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani belirli bir kriter gelsin. Gelen yabancı da buradaki oyuncuların üzerinde kaliteli yabancılar olacaksa gelsin.
Yoksa serbest bırakıp her yerden yabancı futbolcu gelip buradaki Türk oyuncuların da hani bazı kulüplerde çok önü kapanıyor. O yüzden belirli bir kriter olursa istediği kadar serbest olabilir. Peki milli takımımız Avrupa Şampiyonası elemelerinde oldukça başarılı bir performans göstererek Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Sizce bu sene düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda neler yapabilir bizim milli takımımız? Evet, son dönemde gerçekten sizin de dediğiniz gibi çok iyi işler yapıyoruz. İnşallah tabii tüm Türk halkının olduğu gibi benim de temennim o. İnşallah çok güzel bir şampiyon olur. Alper Bey, değerli katılımlarınız için teşekkür ediyoruz programımıza yer aldığınız için. Ben de teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Ben teşekkür ediyorum. Değerli izleyiciler, Başkent'in Parlayan Yıldızları programının bu haftalıkta sonuna geldik. Bir sonraki hafta yeni konuk ve konuklarla sizlerle birlikte olacağız. Hoşça kalın.